görünmeyene görünür kılmakla bir dert var. Benim için sanat herkese, her yaşa ve her kültüre hitap etmekle yükümlü olmalı. Herkesin anlayabildiği, ulaşabildiği, görebildiği, başı sonu olmayan, kapısı olmayan bir deneyimden bahsediyoruz. Bir insanın gerçekten hem aklına hem ruhuna dokunabilme şansınız var. Düşünen bir fırça kullanmak gibi bir durum yani. Makinenin aklımdaki bilince o fırçayı batırıp bu aşağıdaki mekanı boyayabiliyorum. Ortalama insan için sanat, güzelin ortaya çıkmasıdır der Tolstoy. Kimine göre bir temsildir, kimine göre bazen bir şiir pasajının içerisinde veya bir müziğin notalarında gizlidir. Ancak bu gizlilik, aklımızın köşesinde bir yere tutunup her seferinde bize bir duygu aktarımı olarak geri döner. Tarih öncesi dönemde yaşamlarının bir parçasını duvara işleyen ilk insanlardan, Rönesans döneminden yeniden doğuşa tasvir eden sanatçılara ve yakın geçmişte gerçekliği hayal gücüyle betimleyen ressamlara kadar hepsi bizlere bir şeyler hissettirir. Peki değişen şey sanat mıdır yoksa insan mı? Bu koca evrimsel süreç hala bize bunun gibi sorular sordurmaya devam etse de bilinen bir şey var ki, o da son gelinen noktanın öncekilerden çok farklı olduğudur. Teknoloji ve bilimin sanatın evrimine yön vermesi birçok kişi için olası görünmese de yaptığı eserlerle bu fikri öncülük eden bir isim karşımıza çıkıyor. Hayallerimizin ötesinde belki de kendi hayalini onun gözlerinden izlememize izin veren sanatçı, yapay zekayı farklı bir boyut kazandırarak sanatın evrimindeki son halkalardan birini oluşturuyor. Teknolojinin sanata verdiği ilhamla beraber her seferinde bir hatırayı anlatan Refik Anadol, bu maceraya 10 yıl önce başladı. Mera sanatçısı ve yönetmenim. Aynı zamanda akademik çalışmama devam ediyorum UCLA'de son 6 yıldır. Ekibimle beraber işlerimi üretiyorum. Tek başıma çalışmıyorum. Yani devlerin omzundayım. 14 kişilik bir ekibim var. 14 dil konuşuyoruz ve 10 ülkeyi temsil ediyoruz. Yaklaşık 28 yaş ortalamamız var. Herkesin kod kullanabildiği, makinalarla ilişki kurabildiği nerd bir grubuz yani. Hayal kurmayı çok seven biriyim küçüklüğümden beri. Bilim kurguyu çok seviyorum ve özellikle yakın geleceğe dair hayal kurmaya kadar çok mutlu oluyorum, keyif alıyorum. Ama bu hayaller ne zaman gerçek olmaya başlayınca sanatçı olmaya başladım. Çünkü artık hayaller sadece aklımda değil, gerçekten dokunabildiğimiz, görebildiğimiz, deneyebildiğimiz şeylere dönüşmeye başladı. Onun dışında aynı zamanda bu yaptığım işlerin sadece egosentrik kalmasından öte nasıl çalıştıklarını, neye yaradıklarını da anlatmaya çalışıyorum. Ve son 4 yıldır da özellikle bilim, teknoloji ve sanat arasındaki üçgene, mimari, yapay zeka ve sinir bilimi alanındaki üçgende çok fazla üretmeye çalışıyorum, düşünmeye çalışıyorum. Oralar işleri değiştiren birkaç nokta oldu diyebilirim son 4-5 yılda. Çok eski dönemlerde, hatta yakın geçmişte bile sanat izlemekten öteye gidemiyordu. Dinamik ve interaktif sanat anlayışı adeta eseri yeni bir şekilde görmemizi ve başka duyularımızla takdir etmemizi sağlar. Fakat bunun için Velázquez'in kullandığı boyalara ve fırçalara ihtiyaç yok. Gerekli olan tek şey veriler. Kanımca sanat, en azından 21. yüzyılda sanat, sadece egosentrik olmamalı. Yani bir sanatçının egosentrik dertlerini karşısına bir insanın koyduğumuz zaman ondan bir etkileşim beklemek bana çok egosentrik geliyor. Ama diğer türlü belki de en azından denediğim zorluklardan bir tanesi, benim için sanat herkese, her yaşa ve her kültüre hitap etmekle yükümlü olmalı. Çok zor bir iddia, farkındayım. Matematik gibi dil bulmak gibi bir şey bu yani. Ama bunu becerdiğiniz zaman da o işin deneyimlenmesi sırasında bir insanın gerçekten hem aklına hem ruhuna dokunabilme şansınız var. Ve bunu ölçümleyi de biliyorsunuz. Mesela işte Eren Hatıralar sergisinde ya da başka sergilerinde ya da bu sergide de benzer duygular ortaya çıkıyor. İşte dinamik etkileşim anı sanıyorum. İşin anlaşılması ve izleyiciye bir duyguyu verdiği için ona karşı yeni bir duygu oluşturabilme ihtimali. Bu böyle insanlığa faydalı olma hali gibi bir şey yaratıyor işlerde. Kimi için ilham, kimi için meditasyon, kimi için yeni sorular, kimi için derini yüzeye getirmek,
kim için sadece yüzeyde kalmak, yani sadece estetik kaygılar olan bir insan belki sadece zihnine estetik olarak keyif veren bir şey de izleyebiliyor. Ya da bir yapay zeka uzmanının nasıl işte x milyonluk bir veri setini nasıl bir araya getirdi, yani her açıdan aslında bir şey yakalayabiliyorsunuz. Bir de şu çok enteresan bence, en azından bu çalışmalarda yapmaya çalıştım. Bu sergideki her veri kamuda mevcut. Bu sergide kullanılan her algoritma, yapay zeka algoritmaları şu an indirilebilir. Yani teknik olarak herkes şu an bu sergide var olan veriyi ve temel yapay zeka algoritmasını kullanabilir. Bana bu çok heyecan veren bir an gibi geliyor. O yüzden dinamik etkileşim belki böyle bir şey olmalı. Eğitim tarafı da olmalı yani. En iyi fikirlerimi İstanbul'a saklıyorum bir kere. Öyle bir şeyim var, bir pattern oluştu. Bugün İstanbul'dayız. Yapay zekanın Refik Anadol'un yaratıcılığıyla birleştiği eserlerden Makine Halüsinasyonları İstanbul Pinevleli Galeri'de sergilenmekte. Ziyaretçilerin deneyimlerini daha önce yaşamadıkları bir seviyeye çıkaran bu sergi, teknoloji ve sanatın uyumunu izleyiciye göstermekten öteye gidiyor. Bu serginin çıkış noktası yaklaşık 2018 yılının Mayıs ayında bir grup NASA JPL mühendisinin stüdyomuzu ziyaretiyle başladı. Çok değerli bir davet aldık. Kabaca NASA JPL ekibi 60 yıllık arşivlerini görselleştirecek bir ekip arıyorlarmış. Bu ekibin amacı da 1985 yapımı olan bir bina olan Deep Space Network isimli NASA'nın belki de en kompleks uzayla iletişim kurdukları kontrol merkezinin giriş lobisini değiştirmek istiyorlar. Çok eski bir bina olduğu için, çok sıkıcı kamusal böyle bir bina olduğu için onlar için. Ve bu binanın girişine de belli bir takım ekranlar içerisinde verilerini görselleştiren bir proje hayal ediyorlar. Bizim de ekibimiz olarak bu alanda önce olduğumuz için bizleri gelip bulmuş olmaları çok anlamlıydı. Çok keyifli bir projeye dönüştü. İşte bütün bu önemli görevlerde çalışan mühendislerle saatlerce konuştum. Hayallerini, fikirlerini, niyetlerini anlamaya çalıştım. Ama o sırada aklıma bu fikir geldi. Yani bu makineleri hani insanoğlu olarak bir yere yolluyoruz ve onların da bir hatıraları oluşuyor. Fotoğrafik hatıraları oluşuyor. Peki bu hatıralardan o makineler rüya görebilir mi sorusu hep vardı. Daha doğrusu bir rüya, bir makine öğrenebiliyorsa bir makine rüya görebilir mi sorusu bir 5 yıllık sıkıntım yani genel olarak. Belki bir gün makinelerin rüya gördüğü bir gelecekte karşılaşacağız. Ve o rüyaların somutlaşıp birer esere dönüştüğüne şahitlik edeceğiz. Sanat anlayışlarının normlarını o gün tekrar tartışacağız. Refik Anadol'a göre sanat, egosantrik dertlerden sıyrılmalı. Bugün kapalı kapılar arkasında sunulan sanat, yarın kabuğundan sıyrılıp kendi dünyamızda her an algıladığımız bir oluşum haline gelecek ve onunla tamamen bütünleşeceğiz. Normal şartlarda sanatın galeri ve müzeye girdiği anda tabii ki kapıları oluyor, giriş çıkışı oluyor, bileti oluyor, başka kaygılar oluyor. Ama benim için kamusal alanda sanat, en azından ilk başladığım yer olan kamusal alanda sanat, her zaman başı sonu olmayan, girişi olmayan, herkese, her yaşa, her kültüre hitap etmekle zor, yükümlülüğü olan işler gibi geliyor. Bana bu çok daha zor geliyor bu arada düşünmesi. Ya matematiksel bir dil bulmak gibi bir şey yani. Herkesin anlayabildiği, ulaşabildiği, görebildiği, başı sonu olmayan, kapısı olmayan bir deneyimden bahsediyoruz. Bu hep bana daha çok ilham veriyordu. Ve bence 21. yüzyılda insanların sanatı sadece galeri ve müze yapıyor olması çok sıkıcı bir fikir. Kuvvetle muhtemel. Yani bundan 100 sene sonra baktığımızda insanlar sadece kapalı kapılar arkasında iş yapıyormuş olması bana sıkıcı geliyor. Ama mesela bu sergide bunu bozmaya çalışıyorum. Yani bu kadar mesela çok son derece kompleks teknolojik bir altyapısı olan bir serginin içindeyiz. 5 kata yayılmış bir halde. Çok işte LED ekranlar var, 18 kanal projeksiyon var, kompleks GPU'lu bilgisayarlar var vesaire. Ama burada bile hayal bir şekilde bu kapıdan insanların ücretsiz olarak girebilmesi, her yaştan herkesin anlayabilmesi. Evet tamam belki kamusal alanda bir iş değil, hala bir doğanadan bizi koruyan bir bina var. Emre Oralt'ın bu tasarladığı muazzam bir mekan var. Ama yine de burada niyet herkes açık kalma ihtimali. Yani evet dediğim gibi tam bir kamusal alanda iş değil ama kapıdan herkes girebilir. Bence bunu kamusal alanda bir iş yapıyor bu deneyim. Anadolu'nun tabiriyle herkese hitap etmek, matematiksel bir formül bulmak kadar zor. Bu zorluğu aşmaya çalışmanın yanı sıra makinelerden faydalanması formüle yeni bir denklem ekliyor. Veriler. Görünmeyeni görünür kılmakla bir dert var. Yani gerçekten mesela rüzgar verisi ya da hava durumuyla ilgili gelen herhangi bir veriler, hava basıncı, hava kirliliği gibi. Yani var olduğunu ya da Wi-Fi, Bluetooth, 5G sinyalleri gibi biliyoruz burada varlar. Ama aynı zamanda yoklar yani. Değil mi? Göremediğimiz için bilinç, limitli görsel ya da bilişsel algımız.
Bunlar heyecan veriyor bana. Çünkü makineler bunları görebiliyor. Aynı şekilde uzaya giden bir makine. Yani gidemiyoruz. Mars'a gidemiyoruz ama orada bir makine var bizim için. Bir helikopteri var üzerinde. Uçabiliyor. Bizim için ses kaydediyor. Toprak... Yani bu bana çok muazzam bir potansiyel gibi geliyor. Yani evet soyut ama somutlaşabiliyor. Ve bunun gibi fikirler, hayaller bilmiyorum, büyük motivasyon kaynağı. Soyut olanı somutlaştırırken aynı bir ressamın sanatını yansıtabilmesi için tuvale ihtiyaç duyması gibi, Refik Anadolu'da eserlerindeki hikayeleri bize aktarabilmek için mimariyi bir kanvas gibi kullanıyor. Dolayısıyla o kanvasa baktığımızda mimariyi değil, hikayeyi deneyimliyoruz. Bu sergide ele alalım. Mesela bu sergide 5 katlı bir deneyimden bahsediyoruz. İzleyici ilk başta mesela bir veri odasına giriyor. Veri odası tamamen 2 tane tünel uzun LED ekranların bu sergiye dair ham verileri yüklemesiyle geçiyor. Yani bir yükleme odası gibi. Yani biraz bilim kurgu gibi geliyor ama hakikaten orada bu sergideki tüm verileri görebiliyorsunuz. Bir üst kata çıkıyorsunuz, devasa bir LED ekranda 3 boyutlu bir şekilde, 2 boyutlu bir şekilde ama 3 boyutlu bir veriyi görselleştiriyoruz. Bir üst kata çıkıyorsunuz, 18 kanallı bir şekilde daha önce Eren Hatıralar'daki ekranın olduğu odayı tamamen içine girilebildiği VR, AR, XR gibi bir şey takmadan da hani sevdiğiniz ya da beğendiğiniz bir anı yaşamak istediğiniz bir insanla beraber aynı anı yaşayabiliyorsunuz. Ya bu arada XR, VR, AR bunların hepsini çok severek kullandığım teknolojiler. Fakat hala fiziksel ve zahiri dünyayı tam birleştirdiğimiz zaman mimarinin potansiyel gerçekliğinin sonuna kadar kurcalamadığımızı düşünüyorum. O yüzden izleyici çevreleyen hikayelerin hala bana daha anlamlı geldiği bir yıllardayız. Yani tamam dediğim gibi VR, AR, XR harikalar. Ama deneyimlenmemiş çok daha fazla şey var gibi geliyor. Bu da onun denemesi. Bunun gibi böyle farklı katlarda deneyimler oluyor. Ama kimi zaman bazı projeler mekana özel. Mesela buradaki proje gibi. Yani bu proje buraya özel. O yüzden hani burada var. Bunu başka bir götürdüğümüz zaman büyük bir odada aynı şeyi yaşayamayacağız. Yani bir yandan böyle site spesifik yani mekana özgü olmasında başka bir değer olduğunu düşünüyorum. O yüzden heyecan veriyor. Mekanın kanvas olabilme ihtimali. İçerisinde bulunduğu mekana özel olarak verilerin hazırlandığı eserler, mimarinin ve sanatın birlikteliğinin canlı bir örneğini gözler önüne seriyor. Bu birlikteliği izleyiciye göstermekten öteye giden sergi, bulunduğu mekanı bizzat sanat eserinin kendisine dönüştürüyor. Peki, kanvası bu kadar yenilikçi olan bir sanat anlayışının fırçası sizce ne olmalı? Düşünen bir fırçayı kullanmak gibi bir durum yani. En azından kendi adıma. Yani yakın geleceğe mesela şöyle düşünebiliriz. İşte bu sergide Mars'ın bugüne kadar çekilmiş her fotoğrafını düşünün. 12 terabaytlık veriden bahsediyoruz. Yani teknik olarak bir insanın 3-4 yıl boyunca ekrana baktığı, tuvalete gitmediği, yemek yemediği bir şey konuşuyoruz yani. İmkansız bir şey. Bir de karşımızda unutmayan makineler var. Yani unutmayan bir şey var karşımızda. Yani niye ben unutmayan bir şeyle çalışmayayım? Neden o makinenin aklındaki şeyle yaratmayayım, düşünmeyeyim? Yani evet, ilk başta çok bilim kurgu gibi geliyor ama aslında değil. Yani düşünen bir fırça. Bayağı ben makinenin aklındaki bilince o fırçayı batırıp bu aşağıdaki mekanı boyayabiliyorum. Yani çok garip gelmiyor artık bana. Dolayısıyla yapay zekanın böyle muazzam derecede potansiyelin ötesinde hayal kurma ya yardımcı olan tarafı var. Makinelere daha fazla görev devredildikçe bunun sanatsal yaratım içinde yapılıp yapılamayacağı sorusu ortaya çıkıyor. Bu sorunun cevabı pozitif olduğu durumda yapay zeka devreye girer. Sonunda insan sanat eserinin değil kodun yaratıcısıdır. Buradaki en büyük fark ise verilerin potansiyelinin farkında olan bir sanatçının sanatta kodları birleştirmesidir. Burada aslında verinin şiirsel potansiyelini konuşuyoruz. Yani gerçekten de bir veri sıkıcı bir sıfır ya da belli rakamlar değil. En azından benim için veri bir hatıra. O göze baktığımız zaman makinelerin de hatıraları olabilir, rüzgarın da hatırası olabilir, sosyal mecranın da hatırası olabilir. Burada bence en büyük hikayeyi nasıl veriden egoyu ayırt edebiliriz? Yani o hakikaten bence dönüş kırılma noktası. Çünkü veriden egoyu ayırdığımız zaman elimizde kolektif hatıralar, bir kolektif hafıza ve tabii ki kolektif bir rüya ve tabii kolektif bir bilinç yaratma şansı var. Orası için bence sıkıntılı ama çözersek keyifli noktası gibi geliyor. Şu ana kadar sanatın evriminin geldiği noktadaki şaşırtıcı ve etkileyici unsurlar herkesin aklına aynı soruyu getiriyor diyebiliriz. İnsanın yaratıcı becerisini ve hayal gücünü kullanarak oluşturduğu sanat eserlerini yapay zeka tek başına ortaya koyabilir miydi? Daha da önemlisi, bir makinenin yarattığı bir şey sanat olarak kabul edilebilir mi?
O konuda emin değilim. Çünkü insanlık olarak bilincin ne olduğunu hala karar veremedik. Yani bilincin ne olduğunu ölçemiyoruz ve bilincin tam olarak açıklamasını yapamıyoruz. Bilimsel anlamda bilinci ölçemediğimiz ve konuşamadığımız takdirde yapay zekanın da bilinçlenme ihtimalinin yakın zamanda olmasını çok mantıklı görmüyorum. Tabii ki bilinci yapay olarak deneyimleyebilir mi? Tabii ki deneyimleyebilir. Ama yakın zamanda düşünen bir makinenin düşünmeyi düşüneceğini hala öngöremiyorum. Yani imkansız değil ama bilinci çözemeden bunu yapmasını beklemek biraz çocukça geliyor ya da çok mantıklı gelmiyor. Danto'ya göre her sanat eseri biçim kazanmış anlamlardır. Yani sanatçı tarafından biçim verilmiş eserin bir anlamı olması gerekmektedir. İnsan yalnızdır. Ancak bu yalnızlık bir makinenin kurgulayamayacağı anlamları tek başına üretmeye yetecek güçtedir. Anadolu'nun çalışmalarında yaptığı budur. Makineyi insanlaştırmak. Belki de yapay zekanın tek başına sanat eserleri ortaya koyması bugün için oldukça zor. Milyonlarca veriyi toplayıp yapay zeka ile kusursuz görsellere dönüştürmek tek bir kişi için kolay olmasa gerek. Anadolu fikirleriyle sanatın bu evresine öncülük etse de yaptığı işi dünyada eşi bulunmayan bir ekiple gerçekleştiriyor. Sanıyorum 2011 yılında bu sözü hatırlıyorum. Afrika'da sözü vardı. Hızlı gitmek istiyorsan tek başına, uzağa gitmek istiyorsan hep beraber git demiş biri. Çok mantıklı geliyor bana. Benim amacım hızlı gitmek değil. Daha uzağa ulaşabilmek, daha derine inebilmek, yaptığım şeyi anlam kazandırabilmek ve gerçekten de insanlığa faydalı olabilecek hayaller kurabilmek. Bunun tek başına olma ihtimali yok yakın gelecekte. Dolayısıyla birçok disiplinin birbirine girmek zorunda olduğu, herkesin her şeyi olabildiği bir gelecekten bahsediyoruz. Bunun da bir yöntemini deniyorum aslında kendi adıma, ekibimle beraber. Akademik kaygıları olan, referans kültürü olan, çalıp çırpmadan yeni bir fikri, yeni bir hayali etik olarak üretebilen, düşünebilen, paylaşabilen bir ekibin bir ekosistem yaratabilme ihtimalinin çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Tek başıma egosentrik bir deneyim yapmaktansa bunun faydası daha çok olabilir gibi geliyor. Ekibimizde mimarlar, yapay zeka uzmanı, veri uzmanı, sinir bilimci, müzisyen, ressam, heykeltıraş, yani bunlar burada olarak hayatlarında keyif alan insanlar, nerdüz, hepimiz nerdüz yani. Oyun oynuyoruz, acayip oyun oynamayı seviyoruz. Oyun tasarlıyoruz, kod yazıyoruz, araştırma yapıyoruz, edebi araştırmalar yapıyoruz, şiir yazıyoruz. Yani çok kapsamlı bir ekipten bahsediyoruz. Yani ama temel kaygımız hep gelecek olduğu için sanırım ortak noktada çok rahat bir potada eritebiliyoruz hayallerimizi. George Wells'in romanlarından yapılan tüm zamanların kült filmlerine, hayalleri hayal olmaktan çıkarıp bu bilim kurgu senaryolarını dünyamıza uyarlayabilecek bir gelecekte bizleri neler bekliyor dersiniz? Henüz uçan arabalarımız veya zaman makinelerimiz olmasa bile günümüz teknolojisiyle gelinen nokta hayret verici. Üstüne bu teknolojiyi sanatla birleştiren Anadolu'nun aklında yine hayallerin ötesinde fikirler var. Yakın gelecekteki en heyecanlandıran nokta kuantum bilişimi. Kendi adıma en azından yakın gelecekte ya da yakın geçmişte çok anlamlı bir kolaborasyonun sonuna geldik Aralık ayında. Google'daki AI kuantum ekibinin muazzam bir denemesi oldu. Bir kuantum bilgisayarın hesaplamalarını ve verilerini kullanarak başka bir yapay zekaya alternatif bir geleceğin ya da alternatif bir evrenin olabilme ihtimalini sorgulattık. Çok keyifli bir projeydi. Orada şunu fark ettim. Hani mesela kuantum fiziği ya da kuantum teorisi gibi çok kompleks bir düşünce ya da araştırma yönteminin bu kadar kolayca anlaşılabiliyor olmasının muazzam bir potansiyel olduğunu görüyorum. Bir diğeri özellikle sinir bilim alanında yapay zekanın ve kuantum bilgisayarının umut ediyorum ki birçok probleme çözüm olma ihtimalini hayal ediyorum. Bir diğeri ise mesela bu sergide belli başlı işlerimde şu an UCLA'de 3 klinik araştırmada kullanılıyor. Alzheimer, demans, depresyon gibi son derece ağır bilişsel problemlerimize iyi gelme ihtimalini araştırıyoruz. Yani biliyorum çok ütopik geliyor şu an kulağa ama belki de hiçbir kimyasal kullanmadan sadece sanatla belki de insanlığın birçok problemini çözme ihtimalimiz olabilir diye umut ediyorum. Bu benim umudum ama bilimsel olarak kanıtlayamadık ama birkaç ay sonra belki güzel haber bu anlamda gelebilir.